arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bihter ben. Hava çok güzel, görmüş olduğunuz gibi. Ben buraya aslında çalışmaya geldim. Biz normalde saat 10'da başlıyoruz ama bugün bayağı trafik vardı. Saat 11'e kaldık. 11'de başladık. Saat 3'e kadar 4 büyük villa bitirmemiz gerekiyordu annemle beraber. Ondan sonra temizlemeye başladık. Biz bir yaklaşık 40 dakikada bir villayı bitirdik. Tam bitirdik. Anahtarlarımızı, her şeyimizi aldık. Kapıları kilitliyoruz. Kontrolcü kadın geldi. Şimdi giriyorum dedi eve. Bir de çok ağır davranmışık. Normalde bir ev bir saat falan sürüyor. Biz 40 dakikada koca villayı bitirdik. Önce dedi daha büyük villadan başlamanız gerekiyordu. Saat 12.30'a kadar bitmesi gerekiyormuş. E zaten bitirecektik. İyi tamam dedik, bitiririz hani. Elimizden geldiği kadar yaparız. Kadın girdi kontrol etmeye. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Her yeri sildik süpürdük. Banyoda bir leke gördü. O leke için bütün duşu açıp tüm banyoyu ıslattı. E onu kurutması ne kadar zor bilirsiniz. Orada evde yaptığımız gibi temizlik de yapılmıyor. Hani böyle görsellik önemli. Kadın geldi vıdı vıdı yapıyor başımızda. Bağırıyor, çağırıyor. Öyle normalde anlatmıyor. Ondan sonra anahtarı verdim ona. Al dedim, biz bırakıyoruz işi, gidiyoruz. Fırlattı yere anahtarı. Bu benim problemim değil diyor. Dedim tamam, benim de problemim değil. Hani bir de kısıtlı zamanımız var. Fazla uğraşmak değil de hani hızlı hızlı her yeri silip süpürüyorsun zaten. Her şeyin üstünden geçip tozunu alıyorsun. Zaman kısıtlı. Sen o duşu açsan, tüm banyoyu ıslatsan, onu bir de kurutsan, bu ne kadar zaman alıyor? Bir villada iki banyo, iki tuvalet var. İki katlı. Anlatamam ya, bugün zor şartlarda beni çalışmak zorunda bırakmak istediler ama çalışmayacağım. Diyor ki bu villayı ben nasıl kiralayayım şimdi el aleme? Çok para ödüyorlar, buna pahalı. Affedersin canım ama benim çalıştığım para çok değil, 50 euroya çalışıyorum ben de. Kendi işini kendin gör o zaman. Arayıp şikayet etmişler patrona, sürekli oturuyormuşuz biz. Biz çalışırken hiç gelmedi yanımıza. İş bittiğinde geldi. Hiç oturmadık. Burada size yalan söyleyecek değilim. Girdiğimiz anda çalışmaya başladık. Çıkana dek hiç oturmadık. Daha çabuk bitirelim diye. Haksızlığa gelemem ya. Adalet mi bu? Şimdi kendi işini kendi görsün. Ben kimseyi kendime ezdirmem. Kim isterse çalışsın. Bu kadar basit. Bana iş mi yok? İş bulurum, sıkıntı yok. Bundan sonra gelmiyorum dedim. Sizinle birlikte çalışmıyorum. Ya. Aylardır çalışıyorum, bir şikayet gelmemiş. Kadın psikopat, sabahtan zaten taktı bize kafayı. Anlayacağınız öyle. Ben sabredemem arkadaş. Ben sinirliyim. Agresifim. Kompleksliyim. Pulumuzu, pırtımızı, bisikletimizi aldık. Gittik orada büroya. Biz bırakıyoruz dedik. Tamam dediler. Şu an saat 12. 12.30'a kadar, yani ikisi de biterdi garanti. İlk kez de gelmiyoruz. Haftanın iki günü biz bir 5-6 aydır çalışıyoruz. Ondan sonra az önce patron arıyor. Yapmayın etmeyin, böyle bizi yani mahcup edeceğiniz gibisinden. Bugün çalışmak zorundasınız. Yok canım, ben kendimi buraya ezdirmeye gelmedim dedim. Çalışmıyorum. İstersen bugünü bana ödeme, hiç sorun değil. Bir daha da senin işine gelmiyorum dedim. Yüzüme kapattı. Saat 12 oldu. Saat 3'e kadar burada beklememiz gerekiyor.
diğer çalışanları. Bu arada 130 kilometre falan uzaklıktayız. Eve de gidemiyoruz. Neyse ki hava güzel. Biraz ormanda yürüyüp çekim yapmak istiyorum. Göstermek istediğim çok güzel yerler var. İzleyin. Çiçeğim de var. Çiçekçi kız. Öyle mi değilim? Ha? Şarkı. Nereye geldik Allah'ım yarabbim? Survivor'da mıyız? Kameraman? Kameraman kazasız belasız. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Seviyor. Kapat. Müge Anlı'yı izliyoruz arkadaşlar. Ask Şahin'in inşaatta çalıştığı. Daha bir yarım saat bekleyeceğiz. Üf.